Merdan Yanardağ, 22 Ekim 2023, Bir Gün Devlet İslamcıların, Cumhuriyet Halkın Cumhuriyetin 100 yılını kutlaması için birkaç gün kaldı. Bir ülke ya da rejim için 100 yılını geride bırakmak sıradan ve geçiştirilecek bir olay değildir. Önemli bir başarıya, dayanıklığa, toplumsal genel kabule ve tarihsel kararlılığa işaret eder. Daha önemlisi, temsil ve ima ettiği değerlerin toplumda tuttuğunu, ideolojik ve felsefi arka planının tarihin ve zamanın ruhuna uygun düştüğünü anlatması bakımından da ayrıca önem taşır. Türkiye örneğinden bakıldığında aydınlanma ve modernleşme sürecinin tarihsel bakımdan büyük bir atılımına işaret ettiği gibi Doğu İslam dünyasında ortaçağ gericiliğinin yenilgisini tescil eder. Ancak siyasal İslamcı AKP ve onun milliyetçi faşist ortaklarının oluşturduğu iktidar tarihin akışını geri çevirmeyi bütünüyle başaramasa bile onu revize etme ısrarını sürdürüyor. Erdoğan AKP iktidarının Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü geçiştirmeye çalıştığı, anlamlı denilebilecek kutlamalar yapılmayacağı ki bu kutlamaların çoktan yapılmaya başlaması gerekiyordu anlaşılıyor. Çünkü İslamcı faşist iktidar cumhuriyetin tarihsel, siyasal, hukuksal ve kültürel olarak temsil ettiği bütün değerlere ve kurumlara karşı olduğunu gizlemiyor. Gel gelelim karşı devrimci iktidar cumhuriyeti ve onun kurumlarını büyük ölçüde imha etmesine karşın onu bütünüyle ortadan kaldırmaya da gücü yetmiyor. İslamcı AKP'nin kuruluş ve iktidara gelme serüvenine Hızla göz atmak bile neden böyle davrandığını anlamak için yeter. AKP, Batı ve Amerika ile çatışarak iktidar olamayacaklarını gören ve bu nedenle emperyalizmle sınırsız ve yüz kızartıcı bir işbirliği yapmaya karar veren İslamcıların partisi olarak kuruldu. Diğer bir anlatımla AKP, dinci programını ancak Amerika ve Batı'ya hizmet ederek hayata geçirebileceklerini anlayan şeriatçıların örgütüdür. Bu anlamda bulunduğu bölgede emperyalizmin kirli işlerini gören İslamcıların siyasi hareketidir. AKP'yi kuran grubun daha otantik bir İslamcılığı temsil eden Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki Milli Görüş hareketinden ayrılma nedeni de budur. AKP'nin başarısı cumhuriyete yönelik gerici eleştirilerini liberallerin ve sol liberallerin paha biçilmez desteğiyle kurulu düzene karşı demokratik bir itiraz gibi sunmasında yatıyor. Yaratılan bu yanılsama solun önemli bir bölümünün gericiliğe yönelik tarihsel eleştirilerinin bile yer yer geri çekilmesine neden oldu. Dahası bu ideolojik hile laikliği içselleştirmiş halk kesimlerinin solun bir bölümünün direniş refleksinin kırılmasına yol açtı. Cumhuriyetin soluna kapalı yapısının kendisinin tasfiye edilme sürecinde önemli bir rol oynadığı da kesindir. Cumhuriyet burjuvasisi ve bürokrasisi sol korkusu nedeniyle iktidarına son verdiği sınıflar ve ideolojilerle yeniden uzlaşmış ve fakat onun bu politikası sonunu hazırlamıştır. Türkiye soğuk savaş kurbanı bir ülkedir. NATO'ya girdikten sonra Sovyetler Birliği ve sosyalist bloğa karşı Amerika ve Batılı ortaklarının uyguladığı Yeşil Kuşak projesinin üstü haline getirilmiştir Türkiye. NATO'nun dolaylı saldırı doktrini de denilen stratejik siyaset planlamasının hayata geçirildiği ilk cephe ülkesidir. Dolaylı saldırı doktrini esas olarak sosyalist ve kapitalist blok arasındaki nükleer silah dengesi nedeniyle doğrudan bir savaşın çıkmayacağı varsayımına dayanır. Bu nedenle NATO'ya göre kapitalist ülkelerde yaşayan sosyalistler Sovyetler Birliği'nin yönlendirmesiyle sisteme karşı dolaylı bir savaş saldırı yürütmektedir. Daha açık bir ifadeyle bu doktrine göre Sovyetler Birliği ve ortakları kapitalist ülkelerdeki sosyalist partiler, devrimci gençlik örgütleri, sendikalar ve diğer toplumsal muhalefet güçleri aracılığıyla dolaylı bir savaş yürütmektedir. O halde adı geçen kesimler yurttaş değil, düşmandır. Bu durumda onlara karşı hukuk ve yasalarla sınırlandırılmamış, örtülü ve gayri nizami bir savaş yürütülmeli, düşman hukuku uygulanmalıdır. İşte asıl adı süpernato ya da internato olan batılı ülkelerde gladio, Türkiye'de ise kontrgerilla diye bilinen yasa dışı faşizan ve paramiliter örgütlenmenin varlığı da bu değerlendirmeye dayanır. Sovyetler Birliği'nden gelecek açık bir işgal girişimine karşı gerilla savaşı verme hazırlığı ise derin devletle denilen gladio ya da kontrgerillanın önemli olmakla birlikte ikincil varlık gerekçesidir. Bu doktrin, küresel ölçekte NATO'nun, ulusal ölçekte de başta TSK olmak üzere Cumhuriyet'in kurucu güçlerinin solun önünü kesebilmek için İslamcılarla ve faşistlerle işbirliği yapmalarının, onları destekleyip büyütmelerinin belirleyici nedenini oluşturmaktadır. Bu anlamda siyasal İslamcı hareket bir soğuk savaş ürünü ve emperyalizmin çocuğudur. Cumhuriyet burjuvazisi korkaktır özellikle asker ve sivil bürokrasinin sistem içinde öne çıkmasının ve merkezi bir güç kazanmasının belki de en önemli nedeni Cumhuriyet Burjuvazisi'nin bu korkaklığıdır. Cumhuriyetin daha kuruluşundan itibaren Burjuvazi'nin sosyal, sınıfsal, ekonomik ve entelektüel bakımdan zayıf olması tarihsel korkaklığının başlıca nedenidir. Cumhuriyetin kurucu kuvvetlerinin sola karşı düşmanca bir tutum izlemesi, Soğuk Savaş döneminin hoyrat ve kıyıcı anti-komünist siyasetiyle birleşince tam bir faciaya yol açtı. İslamcılıkla uzlaşan Cumhuriyet Burjuvazisi'nin ve bürokrasisinin bir kanadı sonunda Cumhuriyeti cami avlusunda terk etti. Bu ihanetin sonuçları yıkıcı oldu. Ülke yakaladığı sanayi devrimi ve aydınlanma atılımını yozlaştırmaya ve giderek terk etmeye, yeniden geri ve dinselliğin belirleyici olduğu, akıl ve bilimden kopuk bir toplum haline gelmeye başladı rejim ülkenin en seçkin aydınlarını toplumu 21. yüzyılda taşıyacak kadrolarını en pırıltılı yurttaşlarını akademisyenlerini sanatçılarını özetle yetişmiş insan gücünü imha etmeye yöneldi öyle ki Türkiye'nin seçkin denebilecek yazar ve sanatçıları arasında bir dönem hapis yatmamış ve eziyete uğramamış bir kişiyi bulmak mümkün değildir Sonuç olarak Cumhuriyet burjuvazisi sol düşmanlığı ve muhafazakarlaşma politikalarının sonucunda kendi devrimini teslim etti. Cumhuriyeti cami avlusunda terk edilmiş bulan İslamcılarsa onu boğazlamakta tereddüt etmedi. Diğer taraftan halk uzunca süredir ulusal bayramlarda sokaklara çıkarak, yürüyüşler yaparak Cumhuriyeti kitlesel olarak sahiplenmeye başladı. Üstelik AKP iktidarının bu yıl dönümlerinde, çeşitli bahanelerle koyduğu yasakları tanımadı. Cumhuriyetçi çevrelerin önderliğindeki kitleler, siyasal İslamcıların, muhafazakarların ve liberallerin kurduğu ablukayı her defasında aştı. Sokağa çıkan milyonlarca insan, cumhuriyeti bir anlamda geri aldı. Bu değerlidir. Sokaklara çıkan cumhuriyetçi ve seküler yaşam tarzını savunan kitleler, İslamcı iktidarın en büyük korkusudur. Bu nedenle AKP iktidarı milyonlarca yurttaşı, örneğin gezi direnişine katılanları terörist ya da darbeci ilan etti. Dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yılını meydanlarda, caddelerde, bulvarlarda kitlesel olarak kutlamak hiç olmadığı kadar önem kazandı. Cumhuriyet'i kutlamak, demokrasi, adalet, özgürlük ve kadın hakları mücadelesini yükseltmek için yürütülen kavgayla özdeşleşmeye başladı. Bugün artık devlet İslamcı muhafazakar oligarşinin, Cumhuriyet ise halkındır. Bu nedenle Türkiye Sosyalist ve Devrimci Hareketinin Cumhuriyet ve onun simgeleriyle yeniden barışmasının, onun ilerici birikimini amasız, fakatsız sahiplenmesinin zamanı geldi de geçmektedir. Teşekkür. Tutukluluğum süresince destek veren, ziyaretime gelen, yazıları ve etkinlikleriyle yüksek bir dayanışma sergileyen ve duruşma günü 4 Ekim'de çağlayan adliyesine gelerek sahip çıkan bütün dostlarıma ve ülkemizin demokrasi güçlerine çok teşekkür ederim. Tümüne minnettarım. Merdan Yanardağ